2020 yılı maalesef ki çok kötü geçti. Başta doğal afetler olmak üzere bizi bayağı bir yıprattı. Pandemi de malum girerken de vardı, çıkarken de var. Ancak pandemiden çok korktuğumuz bir şey varsa o da depremler. Türkiye insanı halkı olarak depremlerden gerçekten korkuyoruz. Bugün de sabah saatlerinde 09.37'de Elazığ'da 5.3'lük bir deprem meydana geldi. Sonrasında açıklama yapan uzmanlardan bir tanesi de yabancı kaynaklarda depremin büyüklüğünün 6.7 olduğunu bildirdi. Arada gerçekten çok ciddi bir fark var. Bunun devamında hangisinin doğru olduğu sonucu çıkınca yine Aslar Radyo'dan sizlere bildireceğiz. Şu an panik yapıp camdan atlayan vatandaşımızın görüntüsü var ekranlarımızda. Bu görüntünün ardında iş yerlerinde sarsıntının etkisini göreceğiz. Elazığ'da iş yerlerinde depremin ne kadar hissedildiğini göreceğiz. Panik yapmayın arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ki ben de depremden korkuyorum. Kelin ilacı olsa önce kendi kafasına sürer ama şöyle de bir gerçek var. Depremde ölme olasılığınızla, yani olasılık neye göre belirlenir? İstatistiğe göre belirlenir. Tarihte yaşanmış deprem ölüm vakalarının sayılarını alırlar. Bir de trafikteki ölüm rakamlarının sayılarını alırlar. Depremde ölme şansınız, trafikte ölme şansınıza göre %1'den çok daha küçük. Atıyorum bu pandemiden korkmuyorsunuz, maskesiz bir şekilde geziyorsunuz ya. Pandemiden ölme şansınız, depremden ölme şansınıza göre yüzlerce kat daha yüksek. Ama ne yazık ki tabii bu istatistikler bizim gönlümüzü rahatlatmıyor. Depremden gerçekten korkuyoruz. Tekrardan Elazığ'ın ve Türkiye'nin başına gelen bu depremden sonra hepimize geçmiş olsun.